İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Aintap, Kahramanlık Savaşı'nın 104. yıl dönümü. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in kronolojisi. Adam Şif, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in ABD tarafından tanınması ve kınanmasının ardından gerçek sonuçlar gelmelidir. Kıbrıs Temsilciler Meclisi Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Arsa halkına ne kadar para sağlayacak? Bakü, Artsakh kültür evlerini, toplum merkezlerini ve okullarını askeri amaçlarla kullanıyor. Artsakh'tan yerinden edilen sanatçılar yaratıcı alan sergisinde sahne alacak. 1920 yılında Arthur Levonyan, Peder Nerses Tavokcian, Abidis Kalem Kalemkiyaharyan liderliğindeki Ayn Tap meşru müdafasına katılanlar Ayn kahramanca savunmasını organize ettiler. Hazırlanan plana göre Nisan ayından bu yana Ayn Tap'ın mahalle ve sokakları bariyerlerle kapatıldı. Ermeni kadınlar, genç erkekler ve genç kızlar babalarının, kocalarının ve çocuklarının yanında Bariyer inşaat için taş ve su taşıdılar. Ayntaplı Kadının fedakarlığı Ermeni halkının tarihinin onurlu sayfalarından biridir. Savaşın ilk sekiz günü ölümcül bir belirsizliğe sahipti. Türkler birçok kez büyük kuvvetlerle saldırdı. Ancak Ermeni savaşçıların muhalefetiyle karşı karşıya kalarak büyük kayıplar vererek kaçtılar. Ancak Ayıntaplıların karşı saldırıları daha ilk saldırıdan itibaren başarıyla taşlandırılmıştır. Çünkü Ayıntaplı Ermeniler ya ölüm ya özgürlük sloganıyla cepheye gelerek savaşa sarılmışlar, ölümü küçümsemişler ve kanı pahasına Ermenilerin onuru için halkı kurtarmaya ant içmişlerdir. Ayıntaplı Ermeni yiğitlerinin cesaretine ve mertliğine hayran kalmamak mümkün değildir bu 8 gün boyunca aynı halkı önemli mevzileri işgal ederek düşmanın geri çekilmesini sağladı. Bu ilk dönemdeki yıldırım başarısından korkan Türkler hileye başvurdu. Tekrarlanan çağrılar üzerine uzlaşma görüşmeleri başladı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'in kronolojisi. Temmuz 1915 Hacın, Kilikya Ermenistan'ın şehirlerinden biridir. 1900'lü yılların başında Hacı'nın 35 bin sakininin 30 bini Ermeniydi. Ancak Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit sırasında Hacınlı Ermeniler zorla yerinden edilmiş ve derzora sürülmüş, çoğu burada hayatını kaybetmiştir. 1918 yılında Kilikya Ermenistan'ı üzerinde itilaf devletlerinin kontrolü sağlanmış ve Türk birlikleri buradan çekilmiştir. Hac'ın 30 bin Ermeni sakininden yaklaşık 8 bini geri döndü. 1920 yılı başlarında Fransızlar Kemalistlerin baskısıyla Kilikya Ermenistanı'ndan birliklerini çekmeye başladı. Türkler Urfa, Aintap, Maraş Sisi birbiri ardına işgal ederek bölgedeki Ermenilere ağır misillemelerde bulundular. Türk komutanlarının görüşmeler yoluyla Hac'ın halkına diz çöktürmeye çalıştığı 12-13 Temmuz'a kadar şiddetli çatışmalar devam etti ancak nafile. Hacı'nın bu kahramanca direniş savaşı Ermeni halkının Türk kıyıcılarına karşı mücadelesinin kahramanca sayfalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Adam Şif, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımın, Armenosid'in tanınır kınanmasından sonra gerçek sonuçlarının olması gerektiğini, çünkü artık sadece katı bir düzenleme yapılmasının zamanı geldiği görüşünü dile getirdi. Kongresmen Adam Şif, bu sözlerini Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosuz kurbanlarının anısına Doğu Ermenistan ve Artsaha adanan soykırım için adalet etkinliğinde dile getirdi. Şif, Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosid'in 109. yılını bir daha tekrarlanmayacağı vaatleriyle anarken demokratik ve barışçıl Ermeni halkı en karanlık günlerini hatırlatan tehditlerle karşı karşıyadır. Yönetimin sadece katı açıklamalar yaptığı dönemler çoktan geçti kınamanın ardından gerçek sonuçların gelmesi gerekir diye vurgu yapan kongre üyesi, insanlığa karşı işlenen suçların göz ardı edilemeyeceğine ve cevapsız kalamayacağına inandığını ifade etti. Kıbrıs Mail Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Kıbrıs Temsilciler Meclisi 18 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırarak barış ve adaletin hüküm sürdüğü, geçmişte yaşanan zulümlerin asla yaşanmayacağı bir dünya için mücadele etme sözü verdi. Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Zakarya Kulyas yaptığı konuşmasında 24 Nisan'ın Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in kara yıl dönümü olduğunu kaydetti. Kulyes ayrıca yıllar içinde milyonlarca Ermeninin zorla yerinden edildiğini, mahrum bırakıldığını ve toplu katliama maruz kaldığını sözlerine ekledi. Zakarya Kulyas, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1975 yılında Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosidi tanıyan dünyada ikinci ülke olduğunu da hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Doğu Ermenistan'a yapılan yardımlara ilişkin bir bülten yayınladı. Bültende Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Kongre işbirliğiyle Doğu Ermenistan halkına 33 milyon dolar destek sağlayacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı son çatışmalardan sonra yerlerinden edilen Ermenilere destek için 8,5 milyon ABD doları tahsis edecek. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı demokrasinin etkinliğini yeniden teyit etmek için merkezi ve bölgesel hükümetlerin yanı sıra uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Bu fon sayesinde psikolojik ve sosyal destek sağlanacak, barınma sorunlarına çözümler sunulacak ve Doğu Ermenistan hükümetinin bu hizmetler konusunda kamuoyunu etkin bir şekilde bilgilendirmesine yardımcı olunacak. Böylece yardıma hak kazanan kişilerin nasıl yaralanacaklarını bilmeleri sağlanacak. Önümüzdeki yıl Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Doğu Ermenistan hükümetinin yerinden edilmiş kişilere yönelik hükümet yardım konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmasına yardımcı olacak. 44 gün süren 2020 savaşının sona ermesinin ardından Bakü'nün önemli askeri ve polis güçleri işgal altındaki arsa topraklarına nakledildi ve konuşlandırıldı. Televizyonda yayınlanan resmi videolarda bu güçlerin Artsax Savunma Ordusu'nun eski askeri birimlerinde yer aldığı görülüyor. Ancak özellikle 2023 yılında Artsax'ın tam olarak işgal edilmesinden sonra Azerbaycan sosyal ağlarının gözlemlenmesi, bir kısmının Karabağ'da olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. İşgal altındaki Artsax'taki 2020'den önce inşa edilmiş ve elden geçirilmiş bazı okulların ve özellikle Toplum merkezlerinin binaları polis, askeri üs ve karargah olarak kullanılmış. Arçak'ta yeni toplum merkezlerinin inşaatı 8 yıldan fazla bir süre önce Hayastan adlı Ermeni fonu tarafından başlatılmıştır. Eylül 2023'teki askeri operasyonlardan sonra savunma ordusuna ait askeri teçhizat ve mühimmat ele geçirilip Bakü'ye teslim edildiğinde bunların bir kısmı Şuşi'deki eski Haçadur Okulu'nun avlusuna yerleştirildi ve işgal altındaki Şuşi'de Azerbaycan ordusunun kontrol noktalarından biri oldu. Mardagert bölgesinin Getavan Köyü'nün evi binası, Çapar Köyü'nün okulu, Sarnakbir ve uhta zor köylerinin toplum merkezlerinin binaları da benzer bir kaderle karşılaştı. Köylerde bulunan bu tür askeri noktaların ne kadar süredir faaliyette olduğunu ve daha ne zamana kadar bu durumun devam edeceğini söylemek zordur. İnternette yayılan birçok videodan da anlaşılacağı üzerine kültür ve toplum merkezleri, okul binaları askeri amaçla kullanılmasa bile vandalizme maruz kaldığı ifade edilebilir. Uluslararası düzenlemelere göre kültürel mirasın, hayır yapılarının, eğitim merkezlerinin, okulların ve hastanelerin barınma, cephanelik, silahlı bir grubun ikametgahı gibi askeri amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere sivil altyapıların yakınında bir askeri muharebe mevzisinin konuşlandırılması kabul edilemez. Çünkü 1954 Lahey Sözleşmesi'nin 9. maddesinde öngörülen mirasın bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verebilir. 1999 tarihli 2. Lahay protokolünün 6. maddesi, kültürel varlıkların askeri objelere dönüştürülmesini veya onları yok olma veya zarar görme riskine maruz bırakabilecek amaçlarla kullanılmasını yasaklamaktadır. 20 Nisan saat 19'da Ulusal Tiyatro'da canlı konser programıyla modern Ermeni ve halk müziği akşamı düzenlenecektir. Konserin önemli bir bölümünü ise Ermeni müziğinin modern imajını ve sanatsal gelişim perspektiflerini sunmak üzere bir araya gelecek olan Artsat'tan yerinden edilmiş sanatçılar oluşturuyor. Konsere giriş ücretsizdir. Konserde perküsyoncu ve besteci Mikael Voskanyan, Yezeki grubu, Bayan Şarkıcı Marbi, artsa Şarkı Dans Topluluğu, Biz Bizim Dağlarımız ve Genç Kemençe Sanatçısı Aşk Hazar sahne alacak. Konsere paralel olarak 8 sanatçı ve sanatçı gruplarının katılımıyla Beyond Data sergisi de gerçekleşecek. Konserin sanatsal ve organizasyonel çalışmaları Oberton Music Company tarafından yürütülüyor. Konser Agbu'nun Katabult yaratıcı hızlandırma programının Bayon Tutata sergi ve seminer programı çerçevesinde düzenlendi. Bu, Doğu Ermenistan'ın kültürel ve yaratıcı şirketlerin ekonomik gelişimini engelleyen faktörleri incelemeyi amaçlayan iki yıllık bir araştırma çalışmasının sonucudur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Menkenk Mersareli adlı devlet topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hnetse adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>